Herkese merhabalar kaptanlar, Bozburun Boğazı'na tekrardan hoş geldiniz. Sizlere Microsoft Flight Simulator 2020'nin beta versiyonundan, ikinci videosundan sizlere birkaç şeyler daha göstermek istiyorum. Biliyorsunuz bu videodan önce ilk videomu, beta versiyonu, ilk bakış videosunu atmıştık. O videoda sizlere söylemiştim, daha sonraki videolarda uçuş esnasında bir takım görüntüler göndermek istiyordum. Ancak çekim esnasında beta versiyonu kapanıyor. O yüzden sizlere şimdilik 18 Ağustos'a kadar oyun esnasından görüntüleri maalesef gösteremeyeceğim. Ancak şöyle bir şey var. İzleyicilerimden bir kişi, sanırsam Yekta Can Tursun, sormuş. Abi Türkiye haritasını daha detaylı gösterebilir misin diye sormuş. Biz de menülerden bahsedelim. Evet, diyoruz buradan World Map'ten direkt Türkiye mapına gidiyoruz. Buradan bildiğimiz gibi buradan zoom in yapıyoruz ve Türkiye haritasına bakalım. Türkiye haritasında hangi havalimanları var ve neler var, bunları buradan sizlere detaylı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi ilk öncelikle soldan başlayalım, sağ tarafa kadar, ortalara kadar gidelim. Türkiye'mizde neler varmış? Sol tarafta LTBÜ Çorlu Havalimanı var. Burada Set as Departure yazıyor. Eğer buraya bastığınızda Departure Havalimanı olarak bunu buradan kullanabilirsiniz. Ya da Arrival olarak ya da Zoom to Details yazıyor. Buraya bastığımızda detaylı bir şekilde bu havalimanını görebiliyoruz. Buradaki görmüş olduğunuz noktalar hangi pist olduğunu burada görebilirsiniz. Buraya üstüne bastığınızda uçağınız burada, bu noktada, bastığınız noktada Set as Departure'a bastığınızda ve daha sonra Fly'a bastığınızda bu uçağı buraya getirecektir bu düğmeye bastığınızda. Evet, ve daha sonraki bilmeniz önemli konular, bu genel anlamda anlatıyorum sizlere bunları. Sonra da sol tarafta görmüş olduğunuz şeyi sola ya da sağa çektiğinizde bu gün batımı ya da akşam güneşi şey yapıyorsunuz, ileri geri getiriyorsunuz saatleri ve gündüz ya da öğlen, gece gibi şeyler, saatleri değişikliği yapabiliyorsunuz. Biz burada şimdilik bunları öğlen bırakalım. Uçak seçeneklerinizi de yapabiliyorsunuz. Daha sonraki videolarda da sizlere uçaklardan bahsedeceğim, hangi uçaklar var standart versiyonlarında. Flight Conditions'a bastığımızda buradan bunları isterseniz daha sonraki videoda yapabiliriz. Buradan şimdilik tüm detaylı bir şekilde tüm havalimanları gösterelim. Direkt LTBA Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz. Buradan tüm kapıları görebiliyorsunuz ve tüm kapı, hangi istediğiniz kapıdan başlamak istiyorsanız oradan Set as Departure'a bastığınızda oradan başlayacaksınızdır. Evet, Atatürk Havalimanı var ve onun yanı sıra sadece havalimanlarını göstermiyor, önemli noktaları da gösteriyor. Mesela İstanbul Çağlayan Justice Palace var, Dolmabahçe var, orayı da gösteriyor. Sultan Ahmet Camileri var, Sultan Ahmet Camisi. Buraya bastığınızda buradan havadan başlatıyor sizi. Bunlar önemli olan bölgeler. Bu da herhalde Ayasofya olması lazım burada. Hagia Sophia yazıyor. Bir tek üzüldüğüm bir nokta var. O da İstanbul yeni havalimanını buradan yapmamışlar. Ama eminim Microsoft Flight Simulator 2020 bunu güncellemeler ileride getirecektir. Tam %100 olmasa bile yani büyük bir ihtimale karşı bunu buradan güncellemelerde gelecektir yani. İstanbul yeni havalimanı dünyanın büyük havalimanlarından biri. Bu yani kesinlikle gelmesi lazım diyorum. Evet, burada tüm isteklerinizi, şeylerinizi yaptıktan sonra havalimanınızı fly düğmesine bastığınızda o sizi havalimanına getirecektir. Evet, Sabiha Gökçen Havalimanı burada. Gördüğünüz gibi buraya tıklıyoruz. Bir detaylarına bakalım. Zoom detail diyoruz. Burada Sabiha Gökçen var. Onun yanında Samandıra Havalimanı var. Samandıra. Şurada bakalım ne varmış. Tuzla Airbase. Tuzla Havalimanı var. Herhalde burası askeri bir bölge sanırsam. Tuzla Airbase. Başka neler var? Yalova var. Yalova.
tüm havalimanlarına detaylı bir şekilde bakmayacağım arkadaşlar. Sadece hangi havalimanları var onları sizlere buradan göstermek istiyorum. Kocaeli havalimanı var. Airfield Topel Havalimanı. Doğuya doğru biraz giderken alt kısımlara da bakalım. Bandırma Havalimanı var. Balıkesir var. Yenişehir Havalimanı var. Eskişehir Havalimanı var. Buradan Afyon Havalimanı var. Şurada da ne var? Çardak Havalimanı var. Konya Havalimanı almışlar içerisinde. Akıncı Havalimanı, Esenboğa tabii ki Ankara, Esenboğa, Etimesgut, o da Ankara'da herhalde. Burada ne varmış bu nokta? Buraya bastığımızda bu da Kastım yazıyor. Burada pek anladığım bir şey yok. Burada ne varsa bilmiyorum. Sinop Havalimanı var. Sinop Havalimanı. Kastamonu Havalimanı'nda uçtum ben. Ancak bunu buradan göstermiyor. Bazı havalimanlarını göstermiyor. Burada mesela Kastamonu Havalimanı LTAL olduğu için ben biliyorum. Eltal uzun yazı basıyoruz buradan. Direkt bizi oraya atıyor. Burada gösteriyor bu şekilde. Zoom out yaptığımızda burayı bu noktaya gösterecektir. Sanırsam büyük ve önemli olan havalimanları nokta olarak göstermişler zaten. Merzifon Havalimanı da var. Buradan istediğiniz havalimanını buradan arayabilirsiniz. Bakalım başka hangi havalimanlarını arayabiliriz. Kastım Havalimanı. Çarşamba Havalimanı var. Çarşamba Havalimanı. Bakalım Trabzon var mı? Ordu Giresun var. Ordu Giresun denizin üstünde herhalde. Evet, bu da denizin üstünde gösteriyor. Ordu Giresun. Ondan sonra Trabzon LTCG Havalimanı. Buraya da baktığımızda evet, Trabzon'u gösteriyor. Burası neresi? Senaki Airbase. Burası Türkiye içerisinde değil, burası Türkiye dışında. Erzurum var. Erzurum Havalimanı. Muş Havalimanı. Bu da Türkiye dışında burası. Burada Elazığ var. Elazığ, Diyarbakır, Erhaç. Erhaç Havalimanı. Erbil International Havalimanı. Burası da Türkiye dışına geliyor. Zoom in yaptığımızda bu noktalara doğru yaklaşıyor. Buralarda küçük havalimanı olması gerek. Burası da Türkiye dışında. Bakalım burası LTCR Mardin. Evet, burada Mardin Türkiye içerisi. Burası da Custom yazıyor. Evet, dediğim gibi tüm havalimanları buradan direkt göremiyorsunuz. Arama yaptığınızda buradan da gösterecektir. Burada Konya Havalimanı demiştik. Antalya Havalimanı'nı gösteriyor. Antalya. Bakalım Adana. Adana var mı ya? Burada Adana'da. Evet, İncelik Adana var. Adana LTAF. İki tane havalimanı yapmış da burada. LTAF'ye basalım. Evet, Adana'yı da gösteriyor buradan. Evet, arattığınızda burada herhalde tüm havalimanlarını gösterecektir. İstanbul Büyük Havalimanı'nı göstermiyor maalesef. Adana'da. Adana'da ne var? Evet, bu da yan yana yapılmış bu havalimanı. İncelik. Hatay. Hatay. Burası neresi? Minak. Bu da Türkiye dışında. Adalar, Kıbrıs'ta bu havalimanı var. Mammari Havalimanı, Ercan International Havalimanı. Burası da neresiymiş? Geçitkale. Geçitkale. Evet, Pınarbaşı Airbase. Tüm aramak istediğiniz havalimanları buradan arayabilirsiniz. Adnan Menderes de var burada mesela. Adnan Menderes'i de gösteriyor. Burada da Akhisar. Burayı demin göstermiştik. Evet, başka hangi havalimanlara bakabiliriz? Burada Bodrum Milas da var herhalde. Bodrum. Evet, Bodrum Milas Havalimanı. İmsik var. Bodrum Milas Havalimanı. Evet. Buradan Show Legend var alt kısımda. Oraya bastığınızda buradan haritadaki şeylerin anlamlarını gösteriyor. Bunlar ne olduklarını. Burada mesela NDB. Şu şeyi gördüğünüzde VOR. Bu da VOR DME. NDB DME. Fix, RNAV, Custom gibi Air Traffic şeylerini gösteriyor buradan. Height Legend dediğimizde burayı kapatıyor. Dediğim gibi buradan sol kısımdan sola ya da sağa çevirdiğinizde saati değiştirecektir ve direkt
aydınlatmayı ya da karanlık olduğunu olan bölgeleri buradan direkt görebileceksinizdir. Şimdilik gündüz gözü yapalım. Bu şekilde görebiliyorsunuz. Haritayı bu şekilde bahsediyoruz arkadaşlar sizlere. Başka ne yapabiliriz? Help'ta ne varmış? Burayı bu gerekli. Okey diyelim. Çıkalım buradan. Buradan uçmak istediğiniz bölgeden nereden kalkış yapmak istiyorsanız ve varacağınız havalimanı buradan uçuş planı olarak yapabiliyorsunuz. Hemen bu konudan sizlere de bu şeyden bahsedelim. Mesela departure'ımızı İstanbul Atatürk'ten yapalım. LTBA'dan yapıyoruz. Atatürk Select yapıyoruz. Ve varacağımız havalimanı mesela Kastamonu diyelim. Eltal Kastamonu bizim memleket. Kastamonu uzun yazı havalimanına doğru uçuşumuzu istiyoruz. Buradan gördüğünüz gibi haritadan uçuş süresini gösteriyor. Tabii biz buradan uçak seçeneğimiz Cessna olduğu için 2 saat 6 dakika ve mesafe 226 mil olduğunu gösteriyor ve burada rüzgar hangi yönden geldiğini ve şiddetini gösteriyor. Burada da iniş havalimanında varacağımız havalimanındaki rüzgarı gösteriyor. Bu durumda 45 dereceden 5 knots ile gelmektedir iniş hava sahasında. Burada gördüğünüz gibi haritada direkt uçuş gösteriyor. Bunu buradan sol üst kısımdan değiştirebilirsiniz. Burada VFR direkt yazıyor. VOR da yapabilirsiniz. Bunu VFR uçuşlar yaptığınızda bunu tavsiye ederim sizlere. Bu uçuş planı yapmanızı ve burada göreceksiniz uçuş planında burada her şeyi gösteriyor. Size otomatikman olarak bunu buradan sizin için ayarlıyor. Ve büyük uçaklarda, yolcu uçaklarında uçtuğunuzda bu uçuşu tabii uçuş süresi ve şey değişecektir. IFR seçmeniz lazım. Low altitude yapabilirsiniz ya da high altitude. Sizlere de high altitude yapmanızı tavsiye ediyorum. High altitude tıkladığınızda buradan rotayı gösteriyor ve uzunluğu da değişiyor rotanın. Evet, bütün rotanızı buradan görebilirsiniz. Beykoz'dan Yasen, Rel to Aptos, Tepki gibi noktalara bacaklardan uçacaktır. Evet, bu yüksekliğini herhalde buradan göstermiyor. Navlok'a bastığımızda burada tüm detaylı bir şekilde gösteriyor. Evet, uçmanız gereken cruise yüksekliğini de gösteriyor. Bak, 33.000 feet yüksekliğini gösteriyor. Ancak bu uçakla tabii bunu uçamazsınız. Sizlere sadece bir örnek olarak bunları buradan gösteriyorum. Uçtuğunuz yön, heading, distance, altitude, frequency, speed ve bacaktan bacağa uçtuğunuz noktaları ve dakikalarını buradan gösteriyor. Go back diyoruz, escape'e bastığımızda. Evet, sanırsam World Map'ten tüm detaylı bir şekilde Türkiye'ye baktık. Neler var, neler yok. Buradan sizlere kısa bir şekilde göstermiş oldum. Maalesef bütün yerleri gösteremeyeceğim. Çünkü Türkiye'nin neresinde, hangi yerlerinde havalimanı var tam olarak bilmiyorum. O yüzden bir detaylı bir şekilde sizlere gösterdim ki biraz bilginiz olsun. Sizlere de buradan göstermiş oldum. Evet arkadaşlar, bu videoyu sonlandırmak istiyorum. Eğer sorularınız ya da bir yorumlarınız varsa yorum kısımdan, alt kısımdan yazabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz bir beğeni atmayı da unutmayın. Daha sonraki videomuz Flight Conditions ve ondan sonraki videomuz uçaklar olacaktır. Kısa bir şekilde sizlere bu videolarda sizlere bunları anlatıp ve göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha sonraki videoda görüşme dileğiyle. Hoşça kalın.